Bütün dostlarıma selamlar. Yeni bir vlogla karşınızdayım. Dostlarım, bugün kasabamıza yakın olan bir kasabada bulunan Türk lokantasını ziyaret edeceğim. Ve yanında misafirim olarak bir Polen aile de bulunacak. Onlarla beraber Türk lezzetlerinin tadına bakacağız. Ve önemli bir bilgi de vermek istiyorum. İstanbul'dan Almanya'ya yaptığım otobüs yolculuğuna gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederim. Ve ben de tekrar böyle bir Avrupa içerisinde otobüs yolculuğu yapmaya karar verdim. Tabii ki bu yolculuk sizler için bence daha da önemli olacak. Çünkü bu yolculuğu hangi ülkeye yapacağımı tahmin eden 10 kişiye 50'şer euro hediye olarak vereceğim. Sizlere 4 tane ipucu vermek istiyorum. Avrupa'nın güneyinde bulunuyor bu ülke. 2 tane dünyaca ünlü futbol takımı var ve bir süre öncesine kadar 2 tane ünlü futbolcu bu ülkede oynuyordu. Toplam yolculuğum Frankfurt'tan Avrupa ülkesine 25 saat sürecek. Yapmanız gereken bu videonun altına, yorumlar kısmına gideceğim ülkeyi tahmin etmeniz yeterli oluyor. Ve çekiliş de 10 kişiye 50'şer euro, yani toplamda 500 euro hediye olarak vereceğim. Evet dostlarım, videomuz başlasın. Türk lokantasına geldik. Şu anda arkadaşlarım içeride. Evet, buranın karşısında da böyle bir market var. Türk marketi. Türk marketi ve lokanta karşı karşıya. Hadi içeriye bir göz atalım. Evet, Mevlana Kebap. Burada menüler var. Evet, açılış ve kapanış saatleri. Evet, bizi burada güzel bir tezgah karşılıyor. Salatalar. Evet. Kolay gelsin. Hoş geldin Ahmet abi. Hoş geldin Ahmet abi. Nasılsın abi? Teşekkür ederim. Sen de iyisin abi. Teşekkür ederim abi. Aman aman, iyi olalım efendim. Evet, burada böyle ızgaralar, patlıcan kebabı, kuzu şiş, tavuk ve burada ateş. Döner salat, döner pizza. Evet. Pizza margarita. Burada da böyle menüler. Und zwei Cola. Burada da böyle bir oturma salonu var. Evet. Bunlar da benim arkadaşlarım. Hi Pavel. Hello. Hello. Evet, biz siparişimizi verdik. Bakalım yemeklerin tatlarına bakacağız. Tabii misafirlerim de yedikten sonra onların da düşüncelerini alacağım. Evet, lahmacunlarımız geldi. Pavel de beklemekten sıkıldı. Evet, görüntü olarak güzel görünüyor. Evet, lezzet olarak tadına bakıp ondan sonra misafirlerim de yedikten sonra onların da duygularını alacağım. Evet. So, guten Appetit. Danke. Super. Super. Okay. Schmeckt. Şimdi sıra bir de Paul baksın. Paul nimmst am. Nimmt. Das ist eine Tradition. Ja, ja, und 100% türkisch Lahmacun. Was? Pavel? Schmeckt? Fleisch kommen. Ja. Super. Genau. Also, halbe und medium.
Evet, gerçekten Antep lahmacunundan hiçbir fark yok. Lezzetli. Evet, grill de geldi. Buyurun efendim. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim efendim. Söyledim. Evet, bu kebapların tadına bakalım. Ondan sonra yorumlarda bulunacağız. Afiyet hoş olsun efendim. Teşekkür ederim. Eksik sağ bir şeyiniz. Her şey için teşekkür ederim. Rica ederim abi. İyi geceler olsun. Misafirimize bir soralım bakalım. Bir sor abi sen. Alles gut, alles okay. Alles ist lecker und gut. Vielen Dank. Dankeschön. Aubergine kebap. Oh, das ist wie Eden. Hähnchen spielt war auch super. Alles ist super gut, lecker, aber das ist zu viel für mich. Und bunlar daha önce de bir Türk restoranında yemek yemişler. İlk bu ikincisi oluyor buraya Türk restoranında. O Türk restoranında beğenmemişler. Ama diyor burası diyor çok farklı diyor. Teşekkür ederim. Danke schön. Und lahmacun, wie war lahmacun? Lahmacun, das ist ich kann da über diese nicht sagen. Das ist super. Das ist extra. Picabello. Vielen Dank. Danke schön. 100% richtig türkisch lahmacun. Danke schön. Ja. Super. Şimdi ben de şunu söylemek istiyorum abi. Ben çocukluğum Gaziantep'te geçti. Annem bize tepsi verirdi. İçinde biraz salça. Derdi git işte biraz bir para verdi. Git 30 tane lahmacun yaptır. Biliyorsun sen de Urfalısın. Antep'te fırın, kasap, bakkal yan yana. Hepsi yan yana. Doğru. Kasaba giderdik. Derdik işte 30 tane lahmacun istiyoruz. Bize derdi işte 3 tane maydanoz al, 1 kilo domates al, işte sarımsak falan. Hemen bakkaldan aldık. Kasaba getirip kasap bizim gözümüz önünde yapardı. Oradan da alıp fırına getirdik. O lahmacun tadı daha aklımda. O lahmacun tadıyla bu yediğim lahmacun arasında hiçbir fark yok. Eyvallah. Teşekkür ederim efendim. Eline sağlık. Vallahi dört dörtlük. Afiyet hoş olsun. Ben daha önce bu misafirlerime de yapmıştım evde lahmacun. Diyorlar bu daha farklı. Çok teşekkür ederim. Siz tabii ustasınız. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok güzel. Ondan sonra kebaplar da onu da çok beğendiler. Patlıcan kebabı da çok güzeldi. Özellikle eti dört dörtlük abi. Tam yani bizim yörenin patlıcan kebabı olmuş. Eline sağlık. Çok teşekkür ederim. Yani iyi ki de buraya gelmişiz. Eyvallah. Teşekkür ederim efendim. Şeref vermişsiniz mekanımıza. Biz çok teşekkür ederiz efendim. Eğer beğenmişseniz her şey bence şöyle. Teşekkür ederim efendim. Afiyet hoş olsun. Misafirlerim şunu söyledi bana. Dedi biz yani karnımızı doyurmak için bunu yemiyoruz. Yediğimiz şeyden zevk almak için. Zaten sorun da oradadır Ahmet abi. Herkesin her şeyi de her yerde yemesidir. Çünkü millet çoğu buzlanmış lahmacunu getiriyor. Hemen ısıtıp içine et salata koyup veriyorlar. De gel bu lahmacunu biz taze yapıyoruz. Evet yani şimdi Hatgezak erste und sehr lecker lahmacun bölgesi. Ich habe nie in Leben bessere lahmacun bölgesi. Vielen Dank. Danke schön. Super. Was ist hier? Aber ja, hier baklava. Ja, das aber ist hier Künefe. Ja, genau. Okay. Probieren. Ja, einfach so. Genau. Ja, das ist auch. Schmeckt? Super. Ja. Wow. Ja, bunda paket ben daha şişti. Canı sağ olsun. Paketliyim Ahmet abi. Biz Ahmet abi. Kadayıfın tadına baktın mı sen? Abi onun sonuna bakayım. Yoksa aran yok. Yok yiyeceğim. Yiyeceğim de ama şimdi yeter. Ya da dışarıda biraz spor yapalım ondan sonra gelip devam edelim. Ama bunu yerim akşam yani. Yarına kalmaz. O biz gerçekten az önce yaptığımız. Vallahi evet orada gördüm zaten. Ya, daha az önce yaptık. Evet, tepsi yani duruyordu. Evet. Biz dedik biraz dinlensin, şerbetini çeksin. Ondan sonra tezgahı getirelim. Başka. Patlıcan kebabı herkes anlamaz Ahmet abi. Ama beğendi yedi o. Ben eğer yemişse ona. Ben hamzi şu an probim var. Vikli çifti o lekarım. Zerikul. Ben verdim tadına baktı. Bu ne diyor? Ama balcanı senin yediğin şekilde yenilir. Tabii tabii evet. Yani
Başka bir şey karıştırmayacağız. Yok, hayır, vay, bu pomesiymiş. Bu işte salatasıymış. Biraz. Aubergine kebap. Ya. O ne rice, o ne pomes. Ya. Bir Ahmet abi hatta iyi bir gelsin. Orijinal ise o. Ben iş bin daha ben. Tüştelci bay mı iş bay şu an. Biz teşekkür ederiz Ahmet abi. Fiyatlardan bize söylersen. Fiyatlar şu anda bu bölge içinde Bergstraße'den, Mannheim ve Darmstadt'ta dahil hep ucuz fiyatlar bizdedir. Gerçekten öyledir. Ya benim için lezzet önemli. Fiyat değil ama tabii ki takipçilerim de fiyatlarını bilmek isteyecekler. Tabii ki haklarıdır. Herkesin fiyat bilmesi daha iyidir, daha güzeldir. Millet genelde çoğu fiyat bazı yani nerede kaliteye bakmıyor yani güzel kaliteye bakmıyor. Bir yerde ucuzsa bile herkes oraya gitmeyi tercih ediyor. Ama bura kalitelen buraya gelsin. Evet, ben diyorum ki ne varsa kalitede vardır yani. Evet. Ben buna... Bir insan bir şey yediği zaman bilecektir ne yiyor. Evet. İçinde evet. Ne var. Evet. Çok önemlidir. Lahmacun ne kadar abi? Lahmacun tekne 3 euroya veriyoruz Ahmet abi. Yani griller ne kadar? Griller de çok uygun fiyatları. Biz karşılık grill veriyoruz. Bir şiş Adana var, bir şiş kuzu var, bir şiş tavuk var, bir pirzolası var. Biz 16 euroya veriyoruz. Salata ve pomesi yanında da. Tatlılar abi? Tatlılar biz porsiyonu 4 euroya veriyoruz. Kilosunu 20 euroya veriyoruz. Çok bakalım. Halka tatlı tekini 1,5 euroya veriyoruz. Okay. Bunları da kendimiz yapıyoruz. İnşallah bir dahaki sefere geldiğinde bunların tadına da bakalım. Bize burayı nasıl bulabilirler? Bir adresi ver. Burayı çok basit bulabilirler. Sitemiz internette Facebook sayfamız var, YouTube var. Mevlana Kebap House. Mevlana Kebap House. Hep Google, evet. Google'da çok basit yani. İnternet üstü Mevlana Kebap House Apple'a yazdığınız zaman ulaşabilirsiniz. Evet, direkt sizi buraya getirir. Bizim yanımıza getirir. Çok teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim efendim. Yani ben zaten burayı biliyorum. Eyvallah, teşekkür ama, ederim. Misafirlerim için farklı bir şey oldu. Onlar da masası renkli. Umarım onlar da memnundur. Alles Gute. Thanks. Gut schmeckt. Sehr gut. Schmeckt ja. Ich habe schon gesagt, das ist so am besten das Kebab. Vielen Dank, danke schön. Ja, bir daha seni ziyaret edeceklerini söylüyorum. Gözümden başım üstüne. Her zaman. Çünkü yeni sahip kom. Güzel bir yemekten sonra bir kahve keyfi. Bugün yemeğin lezzetli olmasından daha önemli bir şey vardı benim için. Farklı kültürde ve farklı damak tadındaki insanların Türk yemeklerini beğenmesi, bu Türk mutfağını ve Türkiye'yi tanıtmak açısından benim için önemliydi. Dostlarım, videonun başında da bahsettiğim gibi çekilişle 10 kişiye 50'şer euro toplamda 500 euro vereceğimi söylemiştim. Bununla ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Mart'ın 13'ünde saat 16'da yani Türkiye saatiyle 4'te Instagram sayfamda canlı çekiliş yapacağım. Bu çekilişi takip edebilirsiniz. Instagram sayfamı söylemek istiyorum. Ahmet Aksoy 1357. Dostlarım bu tür videoların devamı için beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.